Yeni bu hoş geldiniz Azerbaycan ordusu yeni silahlarla şu anda sahada yeni tehlikeli silahları Ermenistan için. Çünkü Azerbaycan ordusu 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra evet şu anda gördüğünüz bu yeni silahlara sahip oldu. Özellikle çek yapımı 152 milimetrelik dana obüs ve 300 milimetrelik BM-30 Siberç tatbikatı gerçekleştiriliyor. Amar Allah'ım yepyeni silahlar ve yepyeni güzel, tabii ki etkili caydırıcı silahlar. Şimdi şunu söyleyeceğim sizlere. Etraflı bir şekilde harp meydanında şu güçlü obüslere kim dayanabilir? Ve etkisel menz menzili çok daha fazla ve nokta atışı yapan bu silahları kalifiye, deneyimli ve tecrübeli Azerbaycan ordusu gerçekleştiriyor. Bu obüslere hiçbir şey dayanmaz. Gördüğünüz gibi Azerbaycan ordusu Kerbecer ekseninde, evet Kerbecer ekseninde ve özellikle Cebrail ekseninde, bakın Cebrail diyorum, yani İran eksenli de bir tatbikat. Hem Ermenistan'a hem İran'a bir tatbikat yapıyoruz. Ve bu tatbikatı en gelişmiş silahlar, tahrip gücü yüksek ve özellikle şarapnel parçası çok saçan güçlü silahlarla sağlıyoruz. Bu füzeleri kazandıranlara teşekkür ediyorum. Özellikle Sayın Aliyev ve değerli yetkililerine gerçekten teşekkür ediyoruz. Azerbaycan ordusunu ihtiyacı olan en modern silahlarla donattıkları için. Çünkü bu silahlar inanın geri kalan toprakları almak için. Özellikle Zengezur'un alınıp artık o Türk toprağına yüzümüzü sürmemiz için. İnanın orak kadim Azerbaycanlı kardeşlerimizin toprakları. Orada kadim bir Türk toprağı ve onların öz topraklarından dedelerinin mezarlarını bile tahrip etmişler. Evet, dedelerinin mezarlarını bile tahrip etmişler. Bütün bunları değerlendirdiğimizde nice evet üzüntülü durumlarla karşı karşıyayız. Evet, şu anda gördüğünüz bu yeni silahlar gerçekten gurur duyacağımız bir silah. Ve 152 milimetrelik Danaobüs ve 300 milimetrelik BM-30 Simerçler mükemmel bir etki oluşturacak şu anda cephe meydanında. Ermenistan'da şu anda e, görüntüler gelmeye başladı. Ermenistanlıların sınırlara yaptığı tatbikatlarla ilgili bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, moralsiz bir şekilde giden Ermenistan askerleri çekim yapmışlar. Evet, biri ayağını uzatmış düşünün. Disiplinsizliğe bakın. Şu anda Ermenistan ordusunun cepheye yolladığı birliklerin son dakika görüntüleri. Evet, son dakika görüntüleri bu birlikler evet bu birlikler ne yapıyorlar? Azerbaycan'a karşı evet saldırmak için sınırda toplaşıyorlar. Ama inanın hiçbirinin morali yerinde değil. Hepsinin kabusu TB2 SİHA. Çünkü diyorlar ki biz TB2'ye önlem aldık? Hiçbir önlem alınmadı. Yani onlar da haklı. Şimdi diyorlar ki tb 2 önlem alınmadıysa biz niye şu anda buradayız? Yani şu anda Ermenistan askerlerinin morali sıfır. Ama Azerbaycan askerlerinin morali ise çok yüksek değerli izleyenler. Şimdi sevkiyatta görün askerler patates gibi içeriye konmuş cephe meydanına götürülüyor. Yani bu Ermenilerin kendi çözeceği iş ama gerçekten çok zor durumdalar. İnanılmaz derecede zor durumdalar. Evet Ermenistan ordusunun her ne kadar görüntü çekmeyin dese de askerleri ne yapıyorlar? çekip yapmadan duramıyorlar. Şu anda Azerbaycan askerlerinin evet Azerbaycan askerlerinin sevkiyatından sonra Ermenistanlı askerlerin sevkiyatına tanıksınız. Yani cephe meydanında bir savaş pozisyonu anlıyor. Artık geri dönülmez bir yola girdik gibi. Yani Ermenistan'ın bu hıncı ne? Ermenistan büyük bir yenilgi aldı. Ayağa kalkacak durumu yoktu. Ve buna karşı hala ayağa kalkmaya ve bir şeyler yapmaya çalışıyorsa bunun sonucunda olacaklara katlanacağım demektir. Bu da tabii ki onlar için çok büyük bir yıkım demektir. Özellikle bunu belirtmek istiyoruz. Yani sahada hiçbir etkileri olmayan, sahada güçlü bir sinerjileri olmayan ve bu sinerjileri olmadığı için de ne yapacaklarını bilmeyen bu yığınaklar ne yapacaklar? İnanın şu anda önümüzde tek engel açık değil mi size? Serseri bir şekilde hareket edecek İran. Elindeki füzeleri, müzeleri, her şeyi üzerimize yağdırmaya niyetlenir mi acaba? Bunu niyetlendiği zaman şundan diyoruz. İran'ı mahvederiz ama tabii ki zararı da göreceğiz. Çünkü İran orada kullanılan bir maşa. Azerbaycan ordusunda sınır atların artık 2. Karabağ Savaşı'ndaki gibi çok büyük bir sinerjiyle, çok büyük bir enerjiyle yığınak yapmaya devam ediyor. Şehitlerimizin karnı yere koymayacağız. Onlar bizim canımız, onlar bizim gururumuz. O güzel yüzleri hiçbir zaman yüzümüzde solmayacak ve hep böyle güçlü ve ışıklı kalacaklar. Bu vatan onlar sayesinde ayakta ve biz onları çok seviyoruz. Mekanlarınız cennet olsun, mezarlarınız ışık olsun ve bilin ki siz ölü değilsiniz. Dinimizde ne diyor? Şehitler ölü değildirler. Evet siz ölü değilsiniz ve biz sadece bunu göremiyoruz. Çünkü şehitler yaşarlar. Savaşın kıyametin kopacağı yer burası. Özellikle bu yolda Azerbaycan tek bölümü bölgesini ele geçirerek Ermenistan'ın evet Ermenistan'ın bu bölgeden kayıtsız ve yasa dışı geçişlerine önlem, önlem, almak istedi. Ayrıca Zengezur'a giden yolu açmak istedi. Şimdi e, Kerbecer ekseninde şiddetli bir tatbikatımız var. Görüntüleri akşam sizinle geniş geniş paylaşacağım. Özellikle Cebrail ekseninde de İran'ı evet İran'ı uyaran bir tatbikatımız var. Silahlarımız çok çeşitli. İşin güzel tarafı uyumlu bir şekilde bu silahları kullanan teknik personelin donanımlı olması. Kendisini yetiştirmiş olması. Bu hepimiz için çok önemli. Yani bu şekilde tek bölgesi ve diğer bölgeler özellikle Laçin hattında da ortam karışacak. Laçin'e de saldırmak isteyecekler. Ermenistan saldırırsa Kelbecer'e de saldırmak isteyecek. Ve Kelbecer'de de Ermenilerin saldırı şekline göre bir pozisyon aldık. Yani nereden bakarsanız bakın Azerbaycan çok güçlü ve gümbür gümbür geliyor. Ne kadar bakarsanız bakın Azerbaycan çok etkili bir şekilde geliyor ve düşmanı gerçekten harap edecek bir güce sahip. Moral değere sahip. İsrail'den gelen yeni silahlar var. Ve bunları tabii ki çok yakında daha farklı silahlarla karşı karşıya kalabiliriz. Ama bir taraftan da ama bir taraftan da şunu bilin ki Türkiye'nin psikolojik desteği, askeri desteği, politik desteği ve gövde gösterisi İran'la komşu olması ve İran'a bak kardeşime dokunma seni yakarım demesi İran'ı tabii ki seçim endeksledi. Erdoğan giderse, Erdoğan giderse rahat hareket ederiz, Erdoğan giderse Azerbaycan'a rahat saldırırız moduna girdiler. Şimdiden sınır birliklerine yüklenerek seçimi mi bekliyorlar acaba? Ama Azerbaycan onların planlarına ne yapacak, Evet onların planına bakmadan Azerbaycan ilk vuran olacak. Azerbaycan onların planlarını başlarına geçirecek. Evet ilk vuran biz olacağız. Çünkü hep saldırıldık sustuk. Hep hücum edildi sustuk. Ama ne olacak? Şimdi biz hareket edeceğiz. Bölgeden sıcak gelişmeler anlık size bildirmeye devam edeceğim ama şimdi bilin ki Kelbecer ve Cebrail'de dev tatbikatlarımız var. Akşamda görüntüler sizle paylaşacağım. Lütfen kanalıma abone olmayı, bir videoyu beğenip sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın ve bir de beğen atmayı unutmayın arkadaşlar hoşçakalın